Biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Ey Tayyip Erdoğan! Konuşuyorsun. İyi, güzel söylüyorsun. Tamam da dünyada Yaradan'a iman eden bir tek kendin mi var sanıyorsun? Yaradan'a iman eden seninle birlikte daha pek çok kişi var. Öyle değil mi? Diyelim ki Deniz Baykal senden bir hedefin nerede olduğunu sordu. Sen de ona senden 2010 metre ileride bulunan hedefi buradan 2 kilometre ilerle hemen sol tarafında göreceksin diye tarif ettin. Deniz Baykal yola çıktı. 2 kilometre yani 2000 metre ilerledi ve hedefin tarif ettiğin yerde olmadığını söylemek için sana geri döndü. Peki burada sorun neredeydi Sayın Başkan? Sorun tabii ki ortak referans oluşturulamaması. Biriniz kilometre diyor, biriniz metre. Bu örnekteki sorun, iletişim için kullanılan referanslar yeterince hassaslaştırıldığı an çözülmüş olacaktır. Fen bilimlerinde sorunları çözmenin yani ortak referans oluşturmanın yolu mümkün olan en hassas şekilde çalışmak. Peki ortamdaki diğer sorunlar yani kaynağı her zaman somut nedenlere dayanmayan sosyal sorunlar nasıl çözülecek? Sosyal bilimlerdeki ortak referanslar ne ola ki? Devamı önemli. İyi odaklanalım. Biz insanlar sevgi, şefkat, hakkaniyet gibi kavramları düşünce denilen araçları kullanarak tanımlıyoruz. Düşünce dediğimiz ifade aracını ise hisler, içgüdüler ve duygular bir araya gelerek oluşturuyor. Ve tüm bunları temelden etkileyen kaynak ise çevremizi ve kendimizi nasıl ve ne şekilde algıladığımız, yani kısaca algılarımız. Bu durumda ey başkan, insanları çevresini nasıl algıladığı ve algılarını nasıl ifade ettiğine göre gruplandırabiliriz. Böylece tüm farklı anlayışlara hitap edebilecek ortak bir paylaşım yöntemi oluşturulabilir. Başkan, bu zaten var. Nefs terbiyesinden ve nefsi terbiye ederek mertebesini yükseltmekten anladığımız budur. Peki başkan, insanlığın hayatla ilgili elde ettiği tecrübe, inançlı bir insan için sizce ne olabilir? Pek tabii ki şudur. Hayatım dahil her şeyim Rabbimin yolunda feda olsun. İnsanlığın elde ettiği tecrübe buysa, ki inançlı insan için budur, dolayısıyla araştırılacak konu da, verilecek mesaj da bellidir. İnsanlığa verilecek ortak mesaj belli. Cevap da belli. Birileri, evet, biz de böyle düşünüyor, böyle hissediyor ya da böyle inanıyoruz diyecek. Başka birileri de, biz sadece tüketime ve çıkarlarımıza odaklanırız. İnançla ilgili yatırımlara sadece siz bedel ödeyin. Ayrıca süreç zora girerse başımıza açılan işlerin bedeli de size ait. Biz sorumluluk olmadan yaşayacağız diyecek. İşte başkan, son 100 senedir yaşanan çekişme tam olarak budur. Ortak mesaja verilen iki farklı cevap üzerinden yapılan tartışmayı sonlandıracak araştırma sürecini başlatmak sizin göreviniz. Artık süreci başlatmalısınız. Tüm insanlık bunu bekliyor.